Evet arkadaşlar, saçın, makyajın, tekniğini, işçiliğini, kıyafetin, konsepti, uygunluğunu partnerinizle konuşun, tartışın, anlaşın, bana yazın. Çok kötü. Ben dedim. Çok kötü. Yani kombin güzel ama kesim çok kötü. Makyaj da çok kötü abi. Kesinlikle bir. Kesinlikle bir. Kızın bir enerjisi var. O onları kurtarmaz artık. Bir kere kurtardı, bir daha kurtarmaz. Tamamen felaket. Sence nedir? Hı? Yani buna yüksek verirsek zaten biz... Evet, jürimiz yorumlasın bakalım. Gelden'cim, şapkayı bir çıkarır mısın? Adnan Bey saça bir baksın iyice. Yavaş şarkın döner misin? Yorumlasın ve puanlasın. Nasıl buldunuz Adnan Bey? Şimdi konsepte uydu. Gerçekten böyle piksel kesimin temeli var. Tabii onun da bir yarışmacı ruhu var. Dolayısıyla her şeyi en uç noktalarda yapıp burada farkını göstermek istiyor. Ama bu sefer biraz fazla kantarın topuzu kaçtı. Saç kıvırcık olduğu için, dalgalı olduğu için tabii piksel kesimin yapılması gerçekten zor ve kullanışı da zor. Ama bu kadar yukarılara, tepelere çıkartman gerekmiyor diye düşünüyorum. Biraz da modelini de düşünmek lazım. Yani evet, model arkadaşlarımız buraya geliyorlar, bize destek olmak için ama sonrasında düşünmek lazım. Herhalde düzeltmek için Ayşegül Hanım'ın saçı kadar kısaltması gerekecek saçı. O artık modelin bileceği bir şey. Yani piksel kesimin temeli var dediğim gibi, o pikselleri görüyorum. Ama yüzüne yakıştı mı şu kahkülü falan kısaltmasaydın ya. Yani biraz yüzüne de yaptığınız işin, evet konsepti uygulamak önemli ama yüzüne de biraz yakıştırmak lazım ya. Bir de kızın da dansçı olduğunu da düşünürsek Allah yardımcın olsun. Ben beğenmedim. Ayşegül'cüğüm, piksel makyaj nasıl? Bu mudur, olmuş mudur? Yani piksel makyaj görmüyorum yani. Yüzünde kareler var sadece. Yani konsepte uygun bulmadım. Yani şöyle, o kareleri birbirine üstüne yapış... Yani birbirinin üzerine gelmesi gerekiyordu. Birbirinin üzerine gelse, biraz da böyle blurlanmış gibi olsa... Hani böyle bir fazlalığını peçeteyle alınabilir. Ama zaten o üzerine üst üste gelmediği için bu sadece... Şey gibi olmuş, kare patates baskısıyla kare damgalar gibi olmuş. O yüzden piksel makyaj olmamış. Yani biraz motivemizi düşürdü şey Yelda. O yüzden sağlık yani ben geldiğimde diyorum. Ağlıyordu. Benim de motivem düştü tabii doğal olarak. O saça herkes ağlar ama Yelda'nın sorunu değil o. Abla şimdi Fatma'ya bahane buluyordun. Fatma Hanım, tabii ki Yelda'nın sorunu değil ama buraya geldiği zaman Yelda zaten saçının da kesileceğini biliyor, değil mi? Ama ben daha önce söyledim. Kısalacağını da biliyor. Başka bir konsept de verilebilirdi, kısacık da verilebilirdi. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Ama Yelda problemli biri değil. Değil. Biz sen problemli görmemiz. Demedik problemli ki problemli demedik. Elma ile armutu karıştırmayın. Abla ama bak şöyle de bir şey var. Fatma abla hep bu bahaneyi buluyorsun dedin. Sen de şimdi o bahaneyi buldun. Yelda'nın saçı kısaldı. Doğal olarak ağladı. Bu da bizim motivemizi düşürdü. Kocan düşürdü. Siz ne kocan diyorsunuz? Kocan düşürdü. Kocan bu saçı yaptığı düşürmek için senin motiven kaldı. Düştü. Yani kızı suçlu. Tamam mı? Kızı suçlamıyor. Kimse kızı suçlamadı. Sadece saç. Öyle bir şey yok. Piksel kesime uygun bir saç değildi. Ben elimden geldiğini yaptığıma inanıyorum. Evet biraz yarışmacı ruhum olabilir. Abartmış olabilirim. Bu mikser olmuş biraz. O güzel bir ruh zaten, onu kaybetme. Teşekkür ederim. Onu kaybetme. İddialı olmak, yarışmacı olmak. O güzel bir ruh. Ama biraz dikkatli ederim. Olmak lazım. Doğru diyorsunuz. Sonradan kullanacağını düşünmeli bence insan. Yani onlar da buraya geliyorlar ama dışarıdaki hayatları için yani bu... Yapılmaması yani gerekiyor. Yani lütfen saça yorum yapın. Hani saça yapıyorum. Mankenin saça yapıyorum işte. Dışarıdaki yani. Hayatını düşünün yani böyle biz bir şey çıkartıyorsunuz. Onun bir dansçı olduğunu ve bu tarzları dansçı çok güzel taşıyabildiğini biliyoruz. Dansçı ama böyle kullanmak biliyoruz. Zorunda değil siz dansçı klasik diye. Şeylere daha alıştığınız kötü. İçin tabii ki haklısınız. Klasik dansçılar için saçlar çok önemli ama. Boncuk takarız sana. Boncuk takılır, postiş takılır.
mikro o takılır. O enseye hiçbir her şey türlü takılmaz. Dansçıların şey yapılabilir ama bu da çok bence güzel bir tarzdır tak. Bence. Yani çözümü modeline vardır tak. Özlem. Sen yani siz de biliyorsunuz bunu çözümünün ne olduğunu. Burada bir tarzı göstermek istedi, onu gösterdi. İlla ama demek ki için o tarzı vardır. Yapabilecek düzeyde değilsin. Siz yani bir şey söyleyebilir miyim? Şov sapıcı yapan yorum, bir insan bunu çıkaramaz. Siz peki saça yorum yapacak düzeyde misiniz? Ay iyi ki geldin de üç boyutu da söyledin de bugün öğrendim. Kendine bu teşekkür kadar ederim. Güvenme. Emin teşekkür ol ederim. Bilgilerimiz senden daha fazla. Peki arkadaşlar Muammer Bey kıyafetle ilgili yorumunuzu alın. Ben şimdi modeli gördüğüm zaman buradan Hülya Koçit hanımefendiye de bir selam gönderip Aliye Rona hanımefendiye de rahmet diliyorum. Onlar bana bu saçtan kınalı yapıncak da bir besleme vardı. Aliye Rona'nın yanında evin hanımı çok kızıp saçlarını aynen bu hale getirmişti kınalı yapıncak. Bu saç burada kesilirken ben resmen ızdırap çektim. Belki farkındaysanız bilmiyorum. Kendimi dışarıya attım. Çünkü gerçekten kalbim dayanmadı. Yani bu şekilde gayri resmi makas kullanmak bana gerçekten ters geldi ki ben bu mesleğin içinde değilim. İranlı güzel kızımızı da çok seviyorum. Onun üzülmesi de beni ayrı üzdü. Burada çok üzülenler oldu gerçekten ve ben hepsine tahammül ettim ve burada dimdik durdum. Fakat bugünkü olay gerçekten benim yüreğimi daralttı. Ben hiç beğenmedim. Yani ne makyajı, zaten saçı hiç konuşmak dahi istemiyorum. Peki. Tuba. Ben kostümü çok beğendim. Çok başarılı buldum seçiminizi. Bir kere çok sıra dışı ve Yelda sen harika dans ediyorsun. Ha, dansçım olur musun yani? Hani o derece bayıldım dansına. Zaten bize sunumlarınla gerçekten bütün jüriyi bu anlamda etkiledin. Fakat yani kostümü bir tarafa bırakırsak piksel makyajda hani sos oyunu oynarız. Böyle bütün kutucuklara S-O-S birleştirmeye çalışırız falan. Azize Hanım üzülerek yani piksel değil de sos oyununun kutucuklarına benzetmişsiniz onu. O yüzden saç ve makyajda maalesef ki iyi bulamadım. Ama kostümünüz çok başarılı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biraz kuliste bekler misin? Teşekkürler. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.